Dizinin introsundaki bazı sahneleri Jim karakterini canlandıran John Krasinski ve birkaç arkadaşı çekmiştir. Dizi aslında 2001 yılında İngiltere'de çekilmiş ve 3 sezon sürmüş. Amerika versiyonu ise bir uyarlama. Hatta İngiliz versiyonun Michael Scott'ı David Brent bir bölümde Amerika versiyonuna konuk oluyor. Dizinin muhasebecisi Oscar ilk senaryoya göre eşcinsel değilmiş. Fakat senaryo okumalarına sürekli pembe giydiği için senaristler Oscar'ın karakterini değiştirmişler. Dizide Pam karakterini canlandıran Jenna Fischer dizideki nişan yüzüğünü hala saklıyor ve takıyormuş. Dunder Mifflin hayali bir şirket olmasına rağmen diziden sonra Scranton Ticaret Odası'nın gerçek bir üyesi olmuştur. Ofisteki bilgisayarlar gerçekten internete bağlıymış ve oyuncular sahnelerin arka planındayken genellikle e-postaları kontrol ettiklerini ve internette surf yaptıklarını itiraf ettiler. Jim ve Ryan karakterini canlandıran John Krasinski ve B.J. Novak aynı lisede okumuşlar ve aynı anda bitirmişlerdir. Ryan Wilson, Dwight olarak seçilmeden önce ilk olarak Michael Scott rolü için seçmelere katılmıştır. Carol Stiles karakterini canlandıran Nancy Carroll, gerçek hayatta Michael Scott karakterini canlandıran Steve Carroll'ın eşidir. Angela dizi boyunca en sevdiği şarkının Little Drummer Boy olduğunu defalarca belirtiyor ve dizinin pilot bölümünün başında Dwight'ı bu şarkıyı masasında söylerken görüyoruz. Dizide Toby Flanders'ın karakterini canlandıran Paul Lieberstein'ın kardeşi Warren Lieberstein, dizide Angela karakterini canlandıran Angela Kinsey ile dizi devam ettiği sıralarda evliydiler. Paul Lieberstein'ın diğer kardeşi Susan Daniels, dizinin baş yapımcısı ve yaratıcısı olan Greg Daniels ile evlidir. Pam doğum yaptığında emzirme danışmanı rolünü Pam karakterini canlandıran Jenna Fischer'ın gerçek hayattaki kocası Lee Kirk canlandırmıştır. Birlikte liseye giden Phyllis Lippincott ve Michael Scott karakterlerinin aynı yaşta olduklarından sıkça bahsedilir. Gerçek hayatta Phyllis Smith, Steve Carroll'dan 11 yaş büyüktür. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.8 puanla 7. sezon 21. bölümü ve final bölümüdür. En kötüsü ise 6.6 puanla 8. sezon 19. bölümdür.